Efendim şimdi yanımızda İnce Hanım ve Özlem Hanım bulunuyor. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş. Öncelikle Özlem Hanım, ne kadar süredir bu işin içerisindeyiz? Bir yıldır, tam bir yıl oldu. Bir yıldır bu işin içerisindeyiz. Evet. Şimdi öncelikle buradaki konseptlerimizden birazcık bahsetmek istiyorum ama son dönemlerde popüler olan kına gecelerimizden bahsetmek istiyorum. Konseptlerimiz nasıl oluyor? Hangi imkanları sağlıyoruz gelinlerimize? İki takım konseptimiz var. Bal kabağı konseptimiz ve sultan paketimiz olarak iki paketten oluşuyor. Adı üstünde bal kabağı. Masal gibi bir gece olması için gelinimize prenses kıyafetleri veriyoruz. Yanında nedimelerin pelerinleri oluyor. Aynı şekilde kokoş taçlarımız var. Gelin yollarımız, karşılama masamız, nedimelerimiz, karşılama panomuz, dağıtılacak hediyeliklerimiz, zillerimiz, geline özel dairelerimiz, yelpazelerimiz var bunun içinde. Aslında kına gecelerinde artık organizasyon markalarıyla çalışmayı bir gelenek haline getirmiş bulunuyoruz ama biliyorsunuz ki kına gecelerinde arkadaş kaftanları verilirken bu konseptimiz içerisinde efendim sizlere birer prenses pelerini veriyor arkadaş kaftanı olarak da. Yine gelinimiz de tam bir kül kedisi, bir prenses gibi giydiriliyor. Diğer konseptimiz prenses konsepti. Bu prenses de diğeri sultan konsepti. Sultan paketinde de yine aynı şekilde gelinimizin bindallıları oluyor. Aynı şekilde pelerinlerimiz oluyor. Bindallılar yine de bindallılar oluyor. Karşılama masaları, karşılama panoları, gelin yolları, dağıtılacak kınalar, ziller, el mumları, çiçekler, bu şekilde kınalarımızı yapıyoruz. Yani burada iki konsept üzerinden, hem prenses konsept dediğimiz hem sultan konsept üzerinden evet. Dediğimiz iki konsept üzerinden yola evet. Çıkıyoruz. Kına gecelerinin tabii ki artık vazgeçilmezi kına kızları, evet. Dans şovlar, davul şovlar dediğimiz organizasyon grupları, bunlar da yine sizin tarafınızdan sağlanıyor sanırım. Sağlanıyor, evet. Ama şöyle bir şey var. Biz daha çok dans gruplarındansa gelini ön plana koyuyoruz. Gelinin gecesi olduğu için gelinin ön planda olması için elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Dansçılarımız da var, nedime kızlarımız da var, davulcularımız da var. Tabii konseptimizi yaratırken beraberinde mekanın süslemeleri de yine konsepte uyumlu olmalı diye düşünüyorum. Bu konuda da desteklerimizi sağlıyor sanırım. Evet, aynı şekilde. Yani yerin renklerine göre yardımcı olabiliyoruz her türlü süsleme, çiçekleme, masa dizaynı, gelin yolları, tüllemeler bu şekilde yardımcı olabiliriz. Yani seçmiş olduğumuz konsepte göre prenses konsept ya da sultan konsept dedik. Bu iki konseptten herhangi birine göre renk tercihlerine göre mekanımızın süslemesini de yine efendim event olarak sağlıyoruz bizler. Bunun dışında nişan organizasyonlarımız, söz organizasyonlarımız tabii ki yine geçtiğimiz yıllarda bundan bir 10 yıl öncesine bakarsanız bunlar çok fazla sağlanmıyordu ama yine çok popüler son dönemlerde. Birazcık da söz ve nişanlarımızdan bahsedelim sizinle. Şöyle söyleyeyim. Şimdi söz ve nişanlar genelde artık bir arada yapıyorlar ve bunu evde yapıyorlar. Biz de bir tak dediğimiz bir ferforjeden bir tasarım yaptırdık. Onun önünde yine bir masamız var ve ekstradan biz yine tekrar farklı bir konsept olsun dedik. Salıncaktan bir nişan masası yaptık. Şimdi bu nişan masası işte arkasında çok güzel resimler çekilebiliyor. Bunun yanı sıra kimse de olmayan farklı bir şey olsun istedik. Evlere de kurabiliyoruz. İşte ufak tefek tutukluları mekana göre de oraya da bir süsleme yaparak bütünlüyoruz açıkçası. Hani rüya gibi bir gecenin yani ha kına ha nişan. Biz hiçbir şeyden kaçınmıyoruz. Aslında şöyle efendim, evde kendimiz bir söz ya da nişan yapmak istediğimizde, evi kendimiz zaten süslemek istediğimizde cebimizden bir maliyet çıkıyor. Ama belki de istediğimiz dekorasyona sahip olamıyoruz. Ama burada İnce Hanım ya da Özlem Hanımların markasıyla çalıştığınızda direkt evlerinize de kurulumları gerçekleştirerek kesinlikle. Sizin adınıza her şeyi düşünüyor burası diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Çünkü peki İstanbul'un öncesinde şunu sormak istiyorum. Bizler şu anda İstanbul'un merkezi bir lokasyondayız ama bütün bölgelere bu hizmeti sağlıyor muyuz? Hatta şehir dışlarına bile çıkıyoruz. Tabii bu kına da oluyor. Çünkü nişanda çok fazla hani yol kat etmiş oluyoruz. Nişanda olmuyor ama kına gecelerinde bilhassa şehir dışlarına kadar çıkıyoruz. Herkesi mağazamıza bekliyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Sizler de çok teşekkür ediyoruz. Özlem Hanım, sizlerin son olarak söylemek istediği bir şeyler? Tabii şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Yine söylüyorum. 2018'de çok güzel anılarımız var, kınalarımız oldu. 2019'da da olacağına inanıyorum. Ve 2019'da da 2018'in fiyatlarıyla devam edeceğiz. Bunu da bildireyim dedim. Yani daha güzel konseptlerimizde hazırlıkları aşamasındayız. Daha henüz bitmiş değil. 2019'da da bomba gibi geleceğiz inşallah.